Tamam. Edirne'de eczacılar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerde hayatını kaybeden meslektaşları ve eczacılık öğrencileri için saygı duruşunda bulundu. Edirne Eczacılar Odası binasında gerçekleşen törende konuşan Oda Başkanı Eczacı Gürkan Kılıççıgil, hayatını kaybeden meslektaşlarına Allah'tan rahmet diledi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ülkemiz büyük bir üzüntüye boğuldu. Bu depremde tüm ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Bizler de eczacılar olarak, Türk Eczacılar Birliği'ne bağlı eczacılar olarak ilk günden bugüne bölgede bulunarak vatandaşlarımıza ilaç eczacılık hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu depremle birlikte 44 eczacımızı, 21 eczacılık fakültesi öğrencimizi ve çok sayıda daha sayılarını tam olarak belirleyemediğimiz çok sayıda çalışma arkadaşımızı, eczacı teknikerimizi kaybettik. Bunun üzüntüsüyle bugün burada bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Onlara da ayrıca Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına da sabır diliyorum. Kılıççıgil, deprem bölgesinde açılan 26 Sahra Eczanesi'nin günde 7000 kişiye varan talebi ücretsiz şekilde karşıladığını ifade etti. Depremin ilk gününden bugüne Türk Eczacılar Birliği ve bağlı 54 Bölge Eczacı Odası hemen hızlıca organize olup çok kısa bir süre içinde depremden etkilenen ve eczaneleri hasar gören 5 ilde sahra eczaneleri açtık ve bugün bu sayı 26 sahra eczanesine ulaştı. Bazı sahra eczanelerimiz günde 7000 kişiye varan talebi karşılıyor. Bölgede gönüllü, Türkiye'nin her tarafından gelen gönüllü eczacılarımız, eczacı teknisyenlerimiz bölgede hizmet ederek vatandaşlarımızın müracaatlarını ücretsiz bir şekilde karşılıyor. Burada mesleğimle gurur duymamı sağlayan bu arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Kendi yerel bölgemizden de bugün Gaziantep Islahiye'de bir ekibimiz var. Onlar geri dönecek. Bugün yine bir ekip yolladık Gaziantep'te Nurdağ bölgesine. Oradaki Sahra Eczanemizde görev yapacak. Bu şekilde meslektaşlarımızı 3'er günlük, 4'er günlük periyotlarla çalıştırarak onların da bu psikolojik etkisini minimum yaşamasını sağlayarak hizmet ediyoruz. Tekrar söylüyorum, bugünkü bu burada bulunmamızın temel sebebi hayatını kaybeden meslektaşlarımız. Onlara tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülke, bu millet büyük bir millet. Hep birlikte yaraları hızlıca saracağız. İnşallah çok kısa sürede orada yaşantının eski haline dönmesi için herkes elini taşın altına koyacak. Eczacı Şükrü Ciravoğlu da deprem bölgesindeki yaraların sarılması adına yapılan çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Biz eczacılar sizlerle zaman zaman bir araya geliyoruz. Mesleki sorunlarımız için geliyoruz. Bunlarla ilgili olarak geliyoruz. Ama her zaman da ülkemizin ve insanlığın sorunları için sizlerle birlikteyiz. Bu tür sorunlar olduğunda örgütlü olarak ve beraber olarak hızlı hareket ederek her zaman halkımızın yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz çok insan var. Allah'tan rahmet diliyorum hepsine. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bir daha Allah böyle günler göstermesin diliyoruz.